Herkese merhaba arkadaşlar. Dereceler Anlatıyor serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine koçlarımızdan biriyle birlikteyiz. Hoş geldin Şimal. Hoş buldum. Öncelikle seni tanımayanlar için istersen kısaca bir kendini tanıt. Merhaba, ben Şimal. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisiyim. YKS 2022'de eşit ağırlıkta 1237. olmuştum. Süper. Tekrardan tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Şimal bizim koçlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bu seride derece yapan koçlarımızdaki zaten hepsi derece yapmış oluyor. Onlarla sohbet ediyoruz ve sizin bize sorduğunuz soruları koçlarımıza yöneltiyoruz. Şimdi başlayacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum Şimal. Sence bir eşit ağırlıkçının derece yapabilmesi için en önemli faktör ne? Bence disiplin çok önemli. Ayrıca neyi ne zaman yapacağını önceden kararlaştırmak çok önemli. Mesela bazı öğrencilerin kafası karışık olabiliyor. Ne yapsam? Önce neyi çalışsam? Hani birkaç ders yüzünden bu yoğunlukla öğrenciler ne yapacağını bilemeyebiliyor. Bu yüzden planlama yapmak ve disiplini sağlamak çok önemli. Mesela TYT ve AYT'yi bir arada götürmek olsun. Bu konuda önceden hani bir adım geri çekilip ne yapacağına karar verip sonradan çalışmayı uygulamak çok daha önemli. Çünkü kafası karışık olunca bir insan sonra ne yapacağını bilemiyor ve çalıştığı verimli olamayabiliyor. Bu yüzden disiplinli ve sıralı bir şekilde ilerlemek çok önemli oluyor. Peki sen sınava hazırlanırken günlük rutinin nasıldı? Benim günlük rutinim şöyleydi. Ben 12. sınıfta hem okula aynı zamanda da dershaneye gidiyordum. Bu yüzden evde çalışma sürem o kadar fazla değildi. Yani daha yoğun bir süreçti benim için. Ama mesela 12. sınıfta okula gittiğinizde genelde hani ders işlemiyorlar ama hocalar sizin derste test çözmenizi söylüyorlar. Bu yüzden okulda da ders çalışabiliyordum ve hani verimli oluyordu gerçekten. Öğle yemekleri olsun, işte ders saatleri olsun bu şekilde ilerliyordum. Aynı şekilde dershanede de konuları gördüğüm için o konularla birlikte ilerlemeye çalışıyordum. Mesela işte eve gittiğimde de yine 3 saat olsun, 4 saat olsun ayırabiliyordum ekstradan. Bu şekildeydi. Uyuma saatlerimi düzenliyordum ayrıca. Bence hani gerçekten bu da önemli Aynen. etkenlerden bir tanesi. Mesela ben hani denemiştim en az ne kadar uyuyabilirim diye. Benim için 6,5'tu. 6,5 saat değil mesela 6 saat uyuduğumda benim için çok verimsiz bir gün oluyordu. Dersleri anlamıyordum, testleri çözemiyordum. 6,5-7 saat aralığı benim için idealdi. O şekilde ayarlamıştım. Günlük ortalama kaç saat İşte çalışıyordun? ortalama başlarda 5 saat diyebilirim ama gitgide artıyordu. Yani bu dönemlerde 5'ti ama artık son zamanlarda zaten 8'in altına düşmüyordum. Evet, bu çalışma saati ve uyku düzeni de aslında kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Onu kendinize göre, bak Şimal mesela denemiş ve kendine göre bir saat bulmuş. Siz de kendinize göre deneyip ona göre bir uyku düzeninizi oturtabilirsiniz. Çünkü bazıları mesela 5 saati de okey oluyor. Ama bazıları için 7 saatten az onu şaftını kaydırabiliyor. O Evet. yüzden bunda kişiden kişiye değiştiğini belirtelim. Kesinlikle. Sen AYT matematiği de full'e yakın yapmıştın sanırım. 38 doğru mu ki yanlışım vardı AYT matematikte? Sence bundaki en önemli etmen neydi? Sen AYT matematiğe nasıl çalışmıştın? AYT matematiği kesinlikle bir sürü kaynaktan çalışmıştım. Ve bence en önemli ve en doğru yaptığım şey kaynakların hiçbirinde boş soru olmamasıydı. Gerçekten yanlışlarımın üzerinde çok fazla dururdum. Mesela hani bir soruyu yanlış yapmışsam direkt soru çözümü dinlemek mesela bu da doğru bir şey değil. Günlerce uğraşmanız veya o sorunun üzerine gitmeniz gerekiyor. O soruyu yapamadığınız zaman başka bir kaynaktan aynı benzeri soruları çözmeye özen gösteriyordum. Bence gerçekten en doğru yaptığım şey kaynaklarımda hiçbir şekilde boş soru bırakmamamdı. Ayrıca seviyeme göre kaynaklar çözüyordum. Mesela hani bence öğrenciler onu seçmekte de zorlanabiliyor. Seviyenize göre başlayıp ilerlemeniz gerekiyor ve kesinlikle kaynakları bitirerek ilerlemeniz gerekiyor. Çoğu öğrenci yapamadığı sorularda mesela direkt öğretmene sorar veya konu anlatımı dinler. Bunu da hani doğru zannediliyor. Ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendinizin emek verip çabalayıp farklı uygulamalar deneyerek bu şekilde farklı çözüm yöntemlerine alışarak kendi kendinize biraz daha çabalayarak bu sorunun üstesinden gelmeniz sizin için çok daha faydalı. Matematikte yani kesinlikle bu şekilde ilerliyor. Ayrıca denemelerde zaten hani yanlışlarınıza bakmak bu her ders için geçerli. Yanlışlarınıza bakmanız gerekiyor, analizlerini yapmanız gerekiyor. Hangi konuda eksikleriniz olduğunu fark ediyorsunuz. Benim mesela işte çoğu öğrencim şey yapıyor hani söylediğim gibi direkt konu anlatımı dinliyorlar çok uzun saatler 2 saat boyunca
işte matematikten konu anlatımı dinliyorlar. Mesela TYT için belli konular, mesela bildiğimiz konulardır. Asal sayılar gibi işte, rasyonel sayılar gibi. Bunlar ortaokuldan beri gördüğümüz sayılar, gördüğümüz konulardır. Ve bu yüzden hani bunlara 2 saat boyunca konu anlatımı dinlemek yerine test kitabından hani çabalamanız daha çok sizin için faydalı olur. Bu çok yaygın yapılan bir yanlış bence. Biraz ellerini kirletmeleri gerekiyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani matematikte ya saatler boyunca video izlemek sizin için çok büyük bir zaman kaybı ve sizi alıştırmıyor. Mesela siz video izlemişsinizdir. O zaman dersiniz ki ben bunu anladım, yapabilirim dersiniz. Hı-hı. Ama karşınıza soru çıktığında sonra kalırsınız. Yani gerçekten hani biliyorsunuzdur ama uygulayamazsınız. Böyle olur. Matematikte her zaman soru çözümü sizi ileri götürür. Birazcık kendilerini kandırabiliyorlar. Hani ders çalışıyormuş gibi hissedip video izleyerek kendilerini kandırabiliyorlar. Bazen de yanlış yapılan soruları erteleyip veya videosunu izleyip geçip de kendilerini kandırdıkları oluyor öğrencilerimizin. Yani biz bunlarla artık yüzlerce öğrenciyle çalıştığımız için çok fazla sık karşılaşıyoruz. O yüzden böyle videolarda da bunları da belirtiyoruz arkadaşlar. Siz de lütfen bu yanlışları yapmayın. Eşit ağırlığın bir diğer mihenk taşı da edebiyat aslında. Edebiyat için çalışırken özel olarak uyguladığın metotlar var mıydı? Edebiyat için genelde şu şekilde ilerliyordum. Videolar izliyordum. YouTube'dan belli bir kanaldan düzenli olarak sırayla gidiyordum. Elimde de bir el kitabı vardı. El kitabına küçük notlar alıyordum. Ben yazarak çalışmayı sevmeyen biriyim. Yazarak çalıştığımda benim için bir vakit kaybıydı. Tabii ki herkesin hani çalışması şekli farklıdır. Benim için etkili bir yöntem değildi. O yüzden elimde bir el kitabı vardı. Küçük notlar alıyordum, altını çiziyordum. Hani görerek işte altını çizdiğim şeyleri hatırlamam daha kolay oluyordu. Bir yandan tabii hani test çözmek çok önemli zaten. Test çözüyordum ve hani test çözerken işte elimde yine yanımda el kitabı olurdu her zaman. O el kitabından bakıyordum bazen. Edebiyatta deneme çözmek de çok önemli. İlk denemelere başladığımda edebiyatta yüksek yapamıyordum maalesef. Sonradan gerçekten denemelerle fark ediyorsunuz. Belli başlı bilgiler kafanıza artık yani oturuyor. Artık çok sık görmeye başlıyorsunuz belli başlı bilgileri. Edebiyatta deneme de çok net artıyan bir şey. Belli bir süreci atlattıktan sonra artık hani belli bilgileri öğrendikten sonra denemelere başlayıp düzenli olarak edebiyat denemeleri çözmek gerekiyor. Peki edebiyat için bazıları işte bu klasikleri falan okumaları gerektiğini de söyleyebiliyorlar. Sen onun için hani kitap tarzı bir şey okumuş muydun? Ben zaten kitap okumayı seven biriydim. Hani böyle en basit nasıl söyleyebilirim? Mesela en temel şeyleri zaten okumuştum. Ama şimdi hani bu süreçte o kadar uzun saatler kitap okuyamıyorsunuz maalesef. Ben açıkçası çok zaman ayıramamıştım YKS sürecinde. Yani sence verimli olur mu bu kitap okumak? Onu sorayım. Kitap okumak, yani ben eskiden beri okuyan bir insanım. Bana hız kazandırdığına kesinlikle inanıyorum. Ama şimdi siz kitap okumayan bir insansanız, YKS sürecinde kitap okumaya başlarsanız sizin için o kadar büyük bir artısı olmaz. Bunun yerine paragraf, düzenli olarak paragraf çözerseniz sizi daha çok hızlandıracak bir şey olur. Ama eğer önceden gelen bir kitap okuma alışkanlığınız varsa kesinlikle size hız kazandırmıştır. Siz yok, paragraf için sormadım zaten. Aslında. Edebiyattaki bu eserler için sordum. Bazıları edebiyattaki eserler için de kitap okumanın verimli olduğunu söyleyebiliyor ama ben de çok katılmıyorum onlara. Yani onun yerine o eserleri ezberlemeye çalışmak ve paragraf çözmek ve edebiyat çözmek bence daha da büyük artı sağlayabilir. Ama belki de bilmiyorum. Hani eşit ağırlıkçı olmadığı için sana sormak istedim. Ya zaten çoğu işte test kitabı ve konu anlatımlarında belli başlı kitapların özetleri olur. Siz de hani zaten AYT edebiyatta bilmeniz gereken mesela karakter isimleridir. Bir de bazı küçük işte anahtar kelimeler gerekir. Hani siz onu bilirsiniz zaten. Hani baştan sona kitabı okumuş olmanız gerekmiyor. Evet, kitapla ilgili bilgi soruları çıkıyor. Hatta kitaptan belli bir parça çıkabiliyor. Ama siz özellikle denemeleri çözerek belli başlı anahtar kelimeleri yakalamaya başlıyorsunuz. O yüzden hani illa kitabı okumak gerekmiyor. Hatta yani zaman kaybı olur. Bütün kitapları okumak gerçekten mümkün değil. Ben de çoğunu yani okumadım hatta. Yani bilmiyorumdur o modernleri falan. Ama gerçi anahtar kelimeleri yakalamanız gerekiyor. Çalışmanız gereken de onlar zaten. Tamam. Peki tarih ve coğrafyaya geçelim şimdi. Tarih ve coğrafya herhalde birazcık sonraya bırakılıyor. Yani sen ona nasıl çalışmıştın? Evet. Ne zaman başlamıştın? Ya coğrafya söylediğim gibi ben zaten dershaneyle ilerliyordum. Dershanede konu görüyordum. Ama benim gerçekten yanlış yaptığım bir şeydi tarih. Bu konuda hani tabii ki biz öğrencilerimize doğru yaptığımız şeyleri söyleriz. Hani tavsiyelerde bulunuruz. Ama ben mesela bu yanlış yaptığım şey olarak bunu bütün öğrencilerime söylüyorum açıkçası. O da bir acı tecrübeyi aktarmak aslında. Onlar tecrübe etmesinler. Biz acı tecrübelerimizle aktaralım ki onlar yanlış yaptıkları şeyleri yapmasınlar. Evet, bu acı tecrübemi her seferinde özellikle aktarmaya özen gösteriyorum. Çünkü tarihte ben hani konu dinlemek ve hani video izlemenin yeterli olacağını düşünmüştüm. Hani söylediğim gibi edebiyatta yapıyordum hani el kitabıyla ilerlemek, konu dinlemek falan. Ama hani edebiyatta test de çözüyordum. Ama tarihte test
çalışmayı biraz aksatmıştım. Bu yüzden hani bunun acısını da yaşadım. Tarihin tam o kadar istediğim gibi gelmedi. Bu yüzden hani tarihi hem geçe bırakmamak gerekiyor. Çünkü tarihin konu kapsamı çok geniş. Gerçekten çok geniş. Ve AYT tarihte zaten 9. ve 10. sınıfın bilgilerini görüyoruz. Bu yüzden gerçekten geniş bir kapsamı var. Başlamak gerekiyor. En azından hani konu dinlemek gerekiyor. Ama benim gibi işte test çözmeyi aksatmamak gerekiyor. Tarihten de test çözmek çok önemli. Aynı şekilde denemelerde çözmek çok önemli. Çünkü hani zaten her ders için geçerli olan şeyler bunu hepsi için söylüyorum ama hatırlamak gerekiyor. Hatırlayamıyorsunuz sonra denemelerle hani hatırlamak için güzel oluyor. Bu şekilde hani hatam buydu. Coğrafyadan ama işte bunu yapmamıştım. Testte çözmüştüm. Konuda çalışmıştım başından beri. Bu yüzden coğrafyam istediğim sonuca ulaştı. Ama tarih için aynısını söyleyemiyorum. O yüzden bence geç başlamak doğru değil. Evet, AYT coğrafyada herhalde biraz basit değil mi TYT'ye göre? Hani daha ağırlıklı olarak TYT çalışıyorsun sanırım coğrafyada. Evet, biraz öyle oluyor. Biraz kolay oluyor. Çok AYT coğrafyayı çok da umursamıyor fazla maalesef. evet, umursamıyor genelde öğrenciler. Peki TYT fene çalışmış mıydın? Çünkü hani derece yapmak isteyen eşit ağırlıkçılar için aslında her soru çok önemli. Hani sen fen için nasıl bir çalışma yapmıştın? Yapmış mıydın ya da? Yapmıştım ama şimdi şöyle söyleyeyim. Benim temelim biraz daha sağlamdı. Benim gerçekten TYT'de hani temelim vardı. Ve denemelerde özellikle her girdiğim TYT denemesinde feni de çözmeye özen gösteriyordum. Ki bunu herkese öneririm. Zaten hani mesela son aylara doğru fen çalışacaksanız bile sizin feni ayırmış olduğunuz bir süre olması gerekiyor. Bunu sizin kazanmanız için başından beri her zaman fene süre ayırmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Ayrıca zaten hep söylediğim gibi diğer dersler içinde denemeleri çözdükçe artık belli başlı bilgiler size oturuyor. Zaten TYT fende bildiğimiz gibi hani mesela belli başlı konular vardır. Biyolojide kalıtım bir iki soru kesin çıkar mesela. Hani böyle hani garanti çıkacak konulara biraz daha ağırlık vermiştim. Mesela işte kalıtımı bitirmiştim. Yani gerçekten çok çalışmıştım. Yani işte o DNA'ları falan. Ben baştan sona bitirmemiştim. Son aylarda işte 2-3 son 2-3 ayda sık bir şekilde deneme çözüyordum. Ben hani test kitaplarıyla veya ilerlemedim. Daha çok denemelerle ilerledim fende. Bir şekilde artık hani belli konuları biliyordum. Ama temelimin de sağlam olduğunu da söylemek isterim. Eğer çok eksikse bir öğrenci o zaman daha benden daha ağır başlayabilir. Sence kaç kaynak bitirilmeli? Ben 2 tane deneme bitirmiştim. Birer kaynak bitirebilir eğer eksikseniz bence. Yani kaynak mesela bitirmeleri eşit ağırlıklı gerekiyor değil mi? olarak kaynak bitirilmesi gerekiyor o zaman. Çünkü şöyle de söyleyeyim, ben 11. sınıfta sayısı aldım. O yüzden benim temelim daha sağlam. Ve hani eşit ağırlıklı olarak 10 neti en az hedeflememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. 10 net ideal olabilir ama daha fazlası da hedeflense güzel olur. Peki senin konuların tam olarak ne zaman bitmiştir? Tüm dersler için konuşuyorum. Nisan'da artık bitirmiştim. Nisan gibi zaten hani dediğim gibi dershanede artık konular bitmişti. Nisan'da bitirmiştim. Sonrasında da denemelerle hep ilerledim unutmamak için. Süper. Peki konuları unutmamak için özel olarak bir tekrar rutinlerin vesaire var mıydı? Denemelerin bence hatırlamak için en iyi yöntem olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten bütün konuları içeriyor ve siz zaten yanlışlarınıza baktığınız zaman nereyi unutmuşum ya da nereyi tam anlamamışım bunu görüyorsunuz. Böyle olunca hani denemelerde analizinizi yapınca bence hani çok ekstra bir şeyler yapmaya gerekmiyor. Ama mesela edebiyat için konuşursak edebiyatta arada sırada böyle hatırlamak için videolar izlenebilir ya da işte geri tekrar testleri çözülebilir. Ama ben hani en yine etkili yöntemin bu konuda denemeler olduğunu düşünüyorum. Ama analizini yaptığınız sürece, analizi yapmadığınız sürece bir anlamı olmuyor. Peki sen deneme analizini nasıl yapıyordun? Tabii ki yanlışlarınıza ve hangi konularda yanlış yaptığınıza bakmanız gerekiyor. Mesela biz koçluk yaptığımızda belli bir TYT analizi veya AYT analizi, derslerin analizi bölümümüz var. Ve biz orada görebiliyoruz gerçekten hani öğrencinin neye ağırlık vermesi gerektiğini. Ben de bu şekilde ilerliyordum. İşte belli bir konudan habire yanlışınız çıkıyordur, düzenli olarak yanlışınız çıkıyordur. Bu zaten sizin eksik olduğunuzu çok net bir şekilde gösterir. Yani çok ekstrem değişik şeyler yapmanıza gerek yok. Onu kesinlikle biz görüyoruz, öğrencilerimizde de görüyoruz. Ve ben diyorum ki bunu hatırlaman gerekiyor veya bu konuyu tamamen anlamamış da olabilirsin. O zaman tekrar bir baştan başlayalım, çalışalım. Hani o zaman o konuyu gerçekten kapatıyoruz. Zaten hani artık gerçekten oturmuş oluyor o konu. Ve bir daha karşınıza çıktığında yanlış yapmıyorsunuz. Bu zaten YKS çalışmanın en temel adımı. Çünkü siz konularınızı kapatmadığınız sürece ilerleme gösteremezsiniz. Netlerde yükselme göremezsiniz. Bu da sizin hedefinize ulaşamamanıza sebep olur. En önemlisi bence hep buydu yani. Eksikleri kapatmak. Evet, zaten deneme analizi yapmadığın bir denemeyi boşuna çözmüş gibi bir şey oluyorsun değil mi? Kesinlikle.
Kesinlikle. Son olarak şunu sorayım. TM'de gerçekten derece yapmak isteyen bir öğrenci sene içerisinde neleri mutlaka yapmalı ve neleri yapmamalı? Şimdi bu genel olarak motivasyonu korumak çok önemli. Arkadaşlarımda şahit olduğum şey Ocak-Mart aralığında genelde bir bırakma, motivasyon eksikliği söz konusuydu. Gerçekten bu yapılmaması gerekiyor. Tamam, motivasyon eksikliği hepimiz için var. Acaba işte ulaşabilecek miyim hedeflerime? Hak ettiğim sıralamayı yapabilecek miyim? Gerçekten moral motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor bunlar. Ama bu hepimiz için geçerli. Yani biz de hani mesela çalışırken aşırı severek, aşırı istekli çalışmıyoruz hiçbirimiz Evet. gerçekten. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Hep motivasyonumuzun yüksek olmayacağını en baştan kabullenmemiz gerekiyor. O yüzden hani yine söylediğim gibi düzenli ve disiplinli olarak bu sürecin sonuna kadar kabullenerek düzenli bir çalışmayla sonuca varmamız gerekiyor. Bu şekilde yani. Evet, çok teşekkürler Şimal. Gerçekten çok iyi tavsiyelerdi. Evet arkadaşlar, Dereceler Anlatıyor serimiz zaten devam edecek bildiğiniz gibi. Her cumartesi saat 8'de buradayız akşam. Bizim ekipte derece bol. Zaten onlinekoçunuz.com adresinden ekibimizi inceleyebilirsiniz. Neredeyse hepsi derece yapan kişilerden oluşuyor. Neredeyse hepsi değil, hepsi. Koçluğumuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için de yine sitemizden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki kanalımıza da abone olursanız ekip olarak gerçekten çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.